hem İYİ Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun bir infaz düzenlemesi olmadığı ve af olduğu yönünde ve genel kurul görüşmelerinde salt çoğunluk yerine 360'ın anayasanın gerektirdiği gibi 360'ın aranması gerektiğini ifade ediyorlar. Siz bu görüşe... her infaz düzenlemesinde bir af tartışması çıkar. Bunlar genelde muhalefet üzerinden yürütülür. Fakat 2016 yılında Temmuz ayında gerçekleşen bir değişiklik var. Bu değişiklikte nasıl bir düzenleme öngörüldüyse şu anda da yapılan düzenleme aynı minvalde bir düzenleme. Yani 2016'dan önce işlenen suçlarla ilgili olarak zaten o dediğimiz istisnalar dışında sayılan, o dönemde de sayılmış bu istisnalar. Bu istisnaların dışında 2016'dan önce işlenen suçlarda zaten 1/2 oran. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlarda zaten uygulanan bir hüküm. Şimdi 2016'dan sonra işlenen suçlarda 2/3 infaz kanunu normal düzeni. Bu da şimdi tamamen kalıcı bir şekilde değişikliğe tabi tutulmuş oluyor. Zaten faydalanılan süreler. 2016'dan önce işlenen suçlarda bu 2016'daki kanun hükmünde kararname gereğince zaten 2 yıl denetimli serbestlik süresi. Burada da ortaya çıkan denetimli serbestlik süresi bir defaya mahsusen 3 yıl. Onun dışında da kalıcı düzenlemede getirilen şey de infaz süresinden. Yatacağı infaz süresi 1/2 infaz süresinin içerisinde 1/5 oranında iyi halli olmak şartıyla bir denetimli serbestlik durumu söz konusu olacak. Belki geçmişteki maktu düzenlemeden, süre belirten düzenlemeden daha az miktarda denetimli serbestlik süreleri söz konusu olacak. Dolayısıyla bunun herhangi bir şekilde af niteliği taşıdığı ifade edilemez. Bu infaza ilişkin önemli düzenlemeler içeren bir kanun teklifidir. İnfaz indiriminden faydalanacaklar veya denetimli serbestlikten faydalanacak olanların çıkacak olanların sayısı verilen toplam rakamın belki yarısı. Onun dışında çıkacak olanlar izin kapsamında çıkıyor. Yani dolayısıyla bunlar bu manada tahliye olanlar değil. Yarısı bu infaz şekilde düzenlemesi. İnfaz düzenlemesi çerçevesinde tahliye olacaklar. Diğerleri de COVID-19 sebebiyle izinli ayrılacak olanlar. Bu daha doğru bir ifade olur. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim.